irtibattaki tercih bilemoloji kainatta doğru tercih Evet. bilemoloji. Ama insanlık alemine uygularsan bu sefer Doğru cebriye diyorsun. çıkıyor. O zaman cebre mezhebinin dediği doğru oluyor. Maşallah, tebrik ediyorum seni. Çok güzel. Şimdi Çok. bu hani Hüsnü Hazretleri abi 22. lemada müsavat eşitliği anlatıyor. Hatırladınız mı abi? Evet. Eşitlik. Onu diyorlar ki bu asır sosyalizm asrı, cumhuriyetler asrı. Biz seni hoca olarak kabul etmiyoruz. Sen kendine hürmet istiyorsun. Ondan sonra şunu bekliyorsun. Ondan sonra fazilet kendini nazara veriyorsun. Yani biz seni kabul etmiyoruz. Biz eşitlikten yanayız diyorlar yani. Herkes eşittir diyorlar. Evet. 1900 yılında sosyalizm çıkmış, eşitlik şey yapıyor ya abi. Evet, bir Hüsnü foya çıkmıştı moda. buyurun abi. Bir moda çıkmıştı. Ta 80'e kadar havası gelmişti. Evet. 80'e Şimdi kadar. Hüsnü Hazretleri eşitliği anlatırken Hasan abi, şimdi eşitlik olabilmesi için iki şeyin olması gerekir diyor. Bir, fıtratı Çok güzel. beşereyi değiştireceksin. İki, nevi beşerin hilkatindeki hikmeti Maşallah. esaseyi kaldıracaksın. Ancak mutlak müsavat kanunu böyle tatbik edilebilir diyor yani. Vay be. Selam. Mesela şöyle abi, şimdi Allah'ın 1000 bir tane esmasıyla kendini tanıtıyor değil mi? Şimdi burada iki şey söyledi. Fıtratı beşeriyi değiştirmek, iki, hikmeti esaseyi kaldırmak. Yani Cenab-ı Hak kendini 1000 bir esmayla tanıtmak istiyor. Sen 1000 bir eşitliği savunanlar 1000 bir esmayla tanımak için diyor ki bir tane olsun. Yani sadece Rab ismi olsun bize yeter. Veya Rahman yeter. Veya Mülevvin yeter. Yani 1000 bir esmayı kabul etmiyor. Veya hepsi aynı olsun diyor. Bu hikmeti esasiye noktasından Allah'ın kainatı yaratma hikmetine zıtmış. Eşitlik olmazmış yani. 1000 bir esma varmış. Hepsinin tezahüratı, mertebeleri, makamları, numaraları farklıymış yani. İki, Evet. fıtratı beşereyi değiştireceğim. İnsandaki ulvi duyguları, mahiyet-i insaniyeyi, ondan sonra mahlukattaki, hususen kadın erkekteki bütün cihazatları eşitlemen lazım diyor. Müsavat olabilmesi için yani. Çok güzel. Şimdi Evet. Allah canibinden de eşitlik olmaz diyor. Evet, fıtratı beşereyi değiştirmesen gene olmaz diyor. Fakat diyor eşitlik aşağıda söylüyor. Ben diyor meşreben ve fikren müsavatı hukuk mesleğini kabul edenlerdenim. Yani ben hani şeriatta şah da gene de hukukta birdir Hasan abi. Evet. Ben diyor meşreben ve fikren bu meslekteyim diyor. Benim nazarımda şah da geda da birdir yani. Şimdi mesele şuraya getirmek istiyorum. Onun için söyledim abi. Şimdi bu ders izah olmaz diyenler var ya. Şimdi bizim bu eşitliğin bizim mesleğimize bakan bir tarafı var yani. Ha, çok ilginç. Dur bakalım. Oraya getirdim. Bağlıyorum şimdi abi. Hadi bakalım. Şimdi diyorlar ya yok izah olmaz diye. Yok bu nereden çıkarıyorsun falan. Bunlar abi farkında olmadan Nuh'un sosyalistleri yani belki acayip bir tabir ama sosyalizmi savunuyorlar yani. Allah Allah. Düz okuyacaksın kardeşim bu meseleyi diyor. Bu mesele böyle okuyacak. Biz böyle gördük diyor. Müsavat istiyor yani kendisiyle abi herkese. Oo, çok acayip bir yere taşıdın Murat bunu. İşte Yani burada Kur'an'ı ve eşitlik burada. hadisi mealiyle anlayacaksın. O kadar. Eşit. Herkes aynı anlasın diyor yani. Bu Evet. manaları nereden çıkarıyorsunuz yani? O Evet. zaman ben de üstadın verdiği gibi cevap veriyorum o tarz kimselere. İnsanların fıtratını, anlayışlarını, kalplerini değiştirip hepsini aynı yaparsan, evet, Allah'ın kainatta koymuş olduğu mana mertebelerini inkar edersen o zaman senin dediğin gibi eşitlik ancak olur yani. Yoksa olmaz yani. Öf, ne yaptın Murat? Attın ortalığı ya. Öyle abi ya. Şimdi afaroz edecekler zaten. Hasan ettiler ama hakikaten latife bir tarafa herkes meali gibi anlasın. Allah Allah. Bilmiyorum hani üstadın büyük abileri de hani varis bıraktığı abiler de acaba
önüne metin koydular, o metni mi okudu veya da ezbere mi konuştu, siyak sibakı veya bir cümle içinden tırpanlandı mı, onları bilmiyoruz. Böyle cümleler çok ya, düz okunsun diye güya onlar rivayet ediyormuş gibi çok söylüyorlar yani. Murat, düz okunsun diyenlere ben o oldum. Hani Üstad diyor ya, ben siz oldum, anlamıyorum külliyatı diyor. Evet. Ben de bunu niye söylüyorlar diye, ben bunu niye söylüyorlar diye, o oldu, o diyen oldum, niye buna ihtiyaç duydu diye şu noktadan haklılık verdim. Baktım ki izah edenler ehillerinde kalmamış. Rastgele insanlar yapmaya kalkıyor. Yani bunu Murat yapabilir, Hasan, Hüseyin, Ali, Fatma şey yapabilir diye yani bir makam yok ki sen yap, sen yapma. Bu sefer külliyatı yanlış bir şeye sevk edileceğinden dolayı, yoksa manaya zıt olduklarından, mana yani Risale-i Nur'un farklı manası çıkmasını istemiyoruz anlamında değil, na ehiller parmak sokmasına sebeptir bu. Evet. Şimdi Murat, evet. Şimdi sen izah ettin vücubu, evet. Ve vücudu. Evet. Şimdi adam bunu izah edeceğim diye, izah nasıl caizdir diye, hiç alakasız bir şekilde izah yapıp yayınlasa ve Risale-i Nur'da vücut ve vücub dese ne dersin? Evet. Abi, açıklama yapanlar şöyle demesi gerekiyor. Yani Üsa Hazretleri'nin, evet, usulünce Risale-i Nur'dan izah ve ispatın yollarını göstermiş. Bu tarz yapılan izahlar, şerhler ondan sonra kabulümüzdür diye söylemesi gerekiyor yani. Yani maslahat var ya, maslahat hakikaten bak, bu izah yapan benim. Bak, izah yaptığım halde vicdanım da rahatsız, biliyor musun? Yani hadi ben dershanede vakıfım. 17 yaşından beri bu hizmetteyim ve 56 yaşındayım. Evet. Vicdanım da bu konuda hassas. Yani aman ustadımın ve Risale-i Nur'un zıt şeyini ifade etmeyeyim. Etmişsem de ne yapıyorum? Özür diliyorum, siliyorum, kaldırıyorum vesaire. Ama herkeste bu hassasiyet olamayacağından, nailer gireceğinden, bu maslahatla hikmet kıyas ettiği zaman hakikaten izah edilmemesi, umumi bir ders yapılırken izah edilmemesi gerekiyor. Evet. Ama böyle hususu konuştuk ya mesela, evet. bu muhakkik ve mudakik bir kardeş hocamız o, evet. Bunu soran. Şimdi evet. Vücutla vücub, sen külliyatı oku anla dersen de bu da yanlış. Evet. Bu da yanlış. Zaten herkes her meseleyi anlamaz diyor Hasan abi. Evet. Şimdi o zaman böyle acaba gelecekte bir Mehdi, bir yani nasıl ki Osmanlı İmparatorluğu'nda Diyanet İşleri Başkanlığı var iken Meşiyet Dairesi değil evet. mi? Var iken Darul Hikmet İslamiye kurulmuş. Evet. Yani hikmeti, izahı, ispatı, iknağı, ikna yapmayı bu müesseseye verilmiş. O zaman izah yapacak kişinin yani dershane ehli olması gerekiyor gibi. Yani çünkü bilmesi de yetmiyor. Vicdaniyatı da olması lazım. Ve kabul ümmet olması lazım vesaire. Bilmiyorum acaba gelecekte bir Mehdi siyasi bir zamanında mı böyle bir şey. Yani izah ihtiyaçtır. Ama yapınca da nailer girince de çekinceler oluyor Murat. Evet doğru abi. Yani bakıyorsun hakikaten sen de rastlamışsındır. Adam eline yüzüne bulaştırmış. Nerede? Şimdi birisi bana sormuştu da ben külliyattan bakmıştım o zaman Hasan abi. Dedi ki Risale-i Nur'u kim izah yapabilir, ders yapabilir, tercüme edebilir yani. Bunun cevabı Emirdağ layıkası 2 sayfa 37'de. Bilmem Emirdağ var mı yalnız zaten abi? Var. Var. Anlayabilir misiniz? Birinci Emirdağ mı? 2 abi. 37. Tamam. 37. Bunun cevabını Üstad Hazretleri kendisi söylüyor abi.
Kim yapabilir? Evet. Tercümeyi kim yapabilir yani? Dinliyorum ha. Ne söyle bakalım. Hacı Sıddık kardeşlerim, Medrede Zehra Erkan'la önemli bir meseleyi havale ediyorum. Açtınız mı abi? Açtım açtım, dinliyorum ben. Seyit Salih, Arabistan'da Asa-i Musa'nın çok lüzumu ve çok faydası olduğunu oralarda seyahatinde anladım. Herhalde Arapçaya tercümesi lazım geliyor dedi. Benim halim ve hastalığım müsaade etmediği için benim bedelime Medrese-i Zehra Erkan'ı bir abi Hasan abi bir Medrese-i Zehra Erkan'ı dört kere güzelce Arapçayı tercüme etmesi için muhabere etsinler. Bir mektubu Camiül Eser'e Emirdağlı Kılıç Ali vasıtasıyla orada birkaç edip zatlar tercüme etsinler. İki. Bir mektup da Ankara Diyanet Dairesi'nde Risale-i Nur'u ciddi takdir eden ve alakada olan bir iki alim, üç, Arapçayı tercüme etsinler. Biri de Kayseri kazalarından Ürgüp müftüsü kardeşim Abdülmecid'e yazsınlar ki 20 sene bütün kuvvetiyle Nur'a hizmet etmek için hizmet etmek ona lazımken etmediği için onun bedeline bütün kuvvetiyle Arapçayı tercüme etsinler. Dört, biri de Isparta havalesindeki Nur dairesindeki alimler. Beş, Asa-i Musa'yı Taksim suretinde her biri bir kısmını tercüme etsinler diye abi. Yani bu beş tane zat, yani beş tane vasıf belki bir insanda toplanmayabilir. Bir insanda biri vardır, ikisi vardır. Bir şahsı manevi de bu beşi cem edilebilir. Veyahut da bir şahıs, mesela birisi alim olur. 19. mektubu mesela izah edebilir kendi ilmince abi. Veya 20. mektubu. Veya da Risale-i Nur dairesindeki bir alim veya dersende kalan bir vakıf Risale-i Nur dairesindeki alimler diyor. Sonra yukarıda da edip zatlar diyor. Risale-i Nur'da bir belagat, bir fesat var ya abi, cezalet. Evet, evet, evet. Edip bir zat dahi cümlelerin kuruluşundan, terkibinden izah yapabilir diyor yani. Yani burada saymış olduğu beş kısım Risale-i Nur'u ders yapabilir, tercüme edebilir, izahat yapabilir yani. Burada kendisi söylüyor yani. Bir de külliyatın geneline baktığımız zaman zaten ben gidiyorum, sizin vazifeniz şerh, izah, talim, tanzimle devam ediyor. Bunu açık olarak söylüyor yani. O zaman ders yapılmasın, herkes düz okusun diyenler maslahat noktasında bir hikmeti varken evet, fakat o demin okuduğum 22. lemada hikmeti esaseye zıttır diyor abi. Çünkü sayfa 171. Nevi beşerin fıtratı lemalar. He. Beşerin fıtratı 171 lemalar. He, dur açayım he. Nevi beşerin fıtratı ve sırrı hikmeti en baş tarafa. Müsavat-ı mutlaka kanuna zıttır. Neden? Çünkü fatır hakim kemal-i kudret ve hikmetini göstermek için az bir şeyden çok mahsulat aldırır. Ve bir sayfada çok kitapları yazdırır ve bir şey ile çok vazifeleri yaptırdığı gibi nevi beşer ile de binler nevin vazifelerini gördürür. Yani diyor ki Cenab-ı Hakk'ın sırrı hikmeti beşerin fıtratı mutlak eşitlik kanuna zıtmış. Çünkü Allah kemal-i kudretle hikmetini göstermek için az bir şeyden çok şey almak istiyormuş. Yani bir tane insandan çok şeyler almak istiyormuş. Sadece bir mana istemiyormuş. Çok manalar istiyormuş yani. Hasan abi. Evet. Mesela kalpten konuşsun, dimadan konuşsun, vicdandan konuşsun. Hep vicdan deyip veya kalp deyip sadece bir şeyden konuşmasın. Bu Cenab-ı Hakk'ın insana anlayış vermesinin, akıl vermesinin vesaire letaiflerinin vermesine zıtmış yani bu tarz bir şeyi savunmak yani. Bir de bittiyse bir şey diyeyim, eklemek istiyorum. Mesela aynı kanunu ben de düşünüyorum ya, vicdanlıyım, korkuyorum da. Evet. Aynı kanunu Kur'an'a götürdüm. Ulema ne yapmış bu şeyi? Yani bu sıkıntıyı nasıl çözmüş? Allah'ın kelamı. Yani Risale-i Nur'a farklı yanlış mana veya değişik mana verilirse ödümüz patlıyor da bu beşer. Beşer kelamı. Peki
Allah'ın kelamına yanlış mana, eksik mana, nakıs mana verilebilir endişesini taşımışlar. Peki onlar nasıl çözmüş diye şey yaptım. Demek ki şöyle yapmışlar. İlmi usulü din diye kayda getirmişler. Yani ilmi usulü din kayda getirmişler. Tefsir etmek, izah etmek, o bir ölçü eğilleri olacak. Ölçüler dairesinde hareket edecek. Ondan sonra bundan dolayı zaten 350 bin farklı tefsir gelmiş. Bu da Kur'an'ın camiyetini göstermiş. Ama şunu dememişler ortak. Benim anlattığımdır dememişler. Demişler ki tefik ilahi refik olursa ne kadar şükür etsek azdır. Yani anladığım Kur'an'dan bir mana budur. Yoksa mana budur dememişler. Şimdi Kur'an'ı tefsir edenler 350 bin farklı tefsir gelmiş. Tamam, tefsir gelmiş. Ne yapmışlar? İki tane kayda koymuşlar Murat. Hani edile-i şeride ne var? Bir icma var. Değil mi? İcma, ulema, ulemayı, ulemalar, ulemayı tasdik etmesi lazım. Bu ehlidir. Bu ehlidir. Sonra kıyas diyoruz. Kıyas nedir? Kur'an'da ve hadisten çıkartılan bir şeyi izah etme, anlatma yöntemi, sistemi var. Yani usul var. Paldır, paldır küldür Arapça bilmeyle Kur'an tefsir edilmez. Bir, Kur'an'ı tefsir edenlerle hadisi tefsir edenler olamaz. Aynı olamaz Arapça biliyor diye. Farklı, tamam. Demek ki Kur'an'da cari olan bu yöntem Risale-i Nur'a da cari olursa bu ihtilaftan kurtululur diye düşünüyor. Hatta biz daha önce şey yapmıştık, biliyorum hatırlarsanız, hani bu manaya kuvvet vermesi için enfüs lugatı yapmıştık abi. Evet, evet. Yani hani Risale-i Nur'daki Üstad Hazretleri'nin yüklemiş olduğu manalarla külliyete bakmak, lügat manalardan sonra yani. Evet, doğru. Öyle bir çalışma yapmıştık. Öyle bir kaide altına almak için biraz yani. Evet, demek ki nasıl ki Kur'an'ı, ona geleceğim şimdi. Kur'an'ı tefsir etmek için bir ulema, ulema heyeti, o tek ulemayı onaylaması lazım, icma etmesi lazım. İki, tasdik olunan ulema da o Kur'an'ı ve hadisi izah ederken usulüne göre yapması lazım. Usulüne diyor Risale'de. Şimdi Risale-i Nur'a uygularsak, bir, ammi kabul olması lazım o zat. Ne o? Yaşantısıyla vicdanlara tesir etmesi lazım bu zat. Yani Risale'nin dini yaşaması lazım. Çünkü insan yaşadığı bir şeyle örnek vermeye çalışıyor ya. Mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, dini hiç yaşamamış fasık bir adamın naklettiği kitap mahsa doğru olsa onu okumayın diyor, zilme takar size diyor. Ama naklettiği doğru. Zilme takar diyor. Çünkü sirayet var. Ha, o zaman Kur'an'da o neydi? İttifak olması lazım onun hakkında. Yani o izah edebilir diye. İcma olması lazım. Sonra O zatta Risale-i Nur'un usulüne, o izah usulü var, izah kaideleri var. Rüştü abi çıkartmıştı şu diye. O usule göre de izah edecek ve diyecek ki benim anladığım bu mana budur değil, anladığımdır. Yani ikisi de şey olması lazım. Çünkü izah edilmelidir mutlak bırakırsan naihleri giriyor. Yani acayip kuşa çeviriyor Murat. Yani sen de rastlamışsındır. Sen de rastlamışsındır. Yani adam ne alakası var ya bu izahın? Yani çok garibine gidiyor insanın.
Ha, demek ki bir bunun ehli olabilmesi için cemaat-ı nur cemaati kabul ümmet olacak. Kabul edilmesi lazım bu zat. Yani nedir o? Fiilen yaşaması gerekiyor. Fiilen yaşamayan bu izah etmemesi lazım. İki, bir de Risale-i Nur'un aslını bozmayacak, yani izahın şeyi var mesela, öyle bir izah ediyorsun ki izah kendisinden uzun olmayacak. Ondan sonra bunu atıfla yapması lazım. Bilmem ne naklet. Evet, yani vesaire diye Rüştay bunu koymuştu. Demek ki böyle olacak ama işte bunu inşallah gelecekte herhalde siyasi Mehdi otoriteli sağladığı zaman bu Risale-i Nur'un resmi dairede neşredileceği için resmi böyle bir usule girip ancak o zaman herhalde düzelir gibi geliyor bana. İnşallah abi. Allah razı olsun Murat'ım. Sağ olasın. Senden de razı olsun abi. Teşekkür ederim Hasan abi. Çok güzel, çok güzel. Maşallah gurur duyuyorum senden. Allah razı olsun abi. Abi, Allah'a Hasan emanet ol. abi benim bir... Tamam Hasan abi. Selamünaleyküm.